Merhaba arkadaşlar. Twinic'te Twinspace alanımızda sayfa oluşturma, oluşturulan sayfalara materyal ekleme ve sayfaları silme üzerine konuşacağız. Öncelikle hesabımıza giriş yaptık. Ana sayfası açıldı. İsmimize tıklayarak buradan Twinspace'lerin kısmına linkine tıklayalım. Birden fazla projemiz varsa, bir tane de olsa, fazla da olsa burada göreceğiz rahatlıkla. Tıkladık. Bu iki tane projemiz gözüküyor. Hangi projemize sayfa açacaksak, sayfa yapacaksak ona tıklıyoruz. Örneğin burada yaban diye bir projemiz var. Buna tıklıyoruz. Açıldı sayfamız. Yani Teamspace'imiz sayfanın Teamspace'i açıldı. Üst kısımda gördüğünüz gibi ana sayfa, şu anda bulunduğumuz yer ana sayfa. Sayfalar kısmı var. Sayfalar kısmına tıklıyoruz. Sayfalarımız açıldı. Biz daha önceden bunun sayfalarını yapmışız. Gördüğünüz gibi 9 da kalmış. 9 tane ana sayfa ve hatta araya da ara sayfalar yapmışız. Örneğin şunu kapatırsam, evet gördüğünüz gibi 9 başlık altında sayfa oluşturmuşuz. Aynı zamanda bu sayfaların da altlarına alt sayfalar oluşturmuşuz. Gördüğünüz gibi örneğin proje çalışmaları Aralık ve Ocak diye. Şimdi diyelim ki burada bir de Şubat sayfası açalım. Alt sayfa olarak. Şu sayfa açmak için arkadaşlar sağ üst köşede gördüğümüz sayfa oluştur kısmına tıklıyoruz. Açılan alanda başlık kısmına sayfamızı yazıyoruz. Ne yazacaktık? Burada Aralık ve bak dikkat ederseniz Aralık ayı ve Ocak ayı var. Buraya Şubat ayı diyelim. Şubat ayı çalışmaları diyelim. Dedik. Bu Şubat ayı çalışmaları eğer bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de gözüktüğü gibi ana sayfa, ana başlık olacaksa bu kısma dokunmuyoruz. Yok, bu ana başlıklar altında bir alt başlık olacaksa, bakın burada proje çalışmalarımız ana başlık, Aralık ayı ve Ocak ayı çalışmaları ise alt başlık. Eğer bunun gibi alt başlık yapmak istiyorsa, alt başlığın ismini yazdıktan sonra alt başlığın hangi başlığın altına geleceğini buradan seçiyoruz. Nereye bakacağız? Proje çalışmalarımız. Bakıyorum. Açıyoruz. Evet, proje çalışmalarımız. Fare tekerle oynatarak baktık, açılan sayfalara baktık. Proje çalışmalarımızı seçtik. Gördüğünüz gibi alt sayfa, bu da hangi sayfanın altında olacağı. Ana başlık yani. Buradaki hangi ana başlığın altına olacağı. Seçtim ve sayfa oluştur diyorum. Bunu oluştur dedikten sonra arkadaşlar, buraya bakın Aralık ve Ocak var sadece. Proje çalışmalarımızın üçüncü alt sayfası gelecek. 3'e 3 yazacak ve Şubat ayı çalışmaları diyecek. Bekleyelim. Sistem yavaş işlediği için ben bir yandan durduruyorum, bir yandan açılınca tekrar açıyorum. Dedik, şu anda sistem beni sayfanın içerisine dağıttı. Şubat ayı çalışmaları başlığı oluştu. Bakın alt başlığı oluştu. Burada görünürlüğü TeamSpace üyeleri olarak işaretleyiniz ve değişiklikleri kaydedip tıklayınız. Şimdi sayfalarımız açıldı. Bakalım proje çalışmalarımıza Şubat sayfasını eklemiştik. Evet, gördüğümüz gibi Şubat ayı çalışmaları buraya geldi. Şimdi dedik ki ister üst başlık, yani şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar devam eden bunlar ana başlıklar bakın. Ana başlıklar halinde de açabilirsiniz. Veya sayfayı herhangi bir ana başlığın altına alt başlık da açabilirsiniz. Örneğin projemiz demiş öğretmenimiz ana başlık açmış ve bunun altına da ne yapmış bakınız. Birebir birim biri yani alt başlıkları şu 5 sekme tanıtım videoları, etik kuralları, veri izin belgeli, görev dağılımı, proje logo afişlerimiz diye de ne yapmış bakın. Projemizin altına alt başlıklar açmış. Uygulama aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok.
Ana sayfa başlıkta açacak olsanız, alt başlıkta açacak olursanız sayfa oluşturuna gidiyorsunuz. Mesela bu kez 9 tane burada ana başlık var. Biz de 10. ana başlığı açalım. Sayfa oluştur diyelim tekrar. Başlığa da diyelim ki ne olsun? Kurs büyük ana başlık yapıyorsak büyük harf yazmamızda fayda var. Kurs örnek sayfa diyelim. Kurs örnek sayfa. Bakın alt kısmı, alt başlığını veya bunu ana başlık olarak yazdım. Bunu herhangi bir sayfayla ilişkilendirmiyorum. Dolayısıyla bu burada 10. madde 10 kurs örnek sayfa olarak çıkacak. Ve sayfa oluştur diyorum. Sayfa oluştur'a tıkladığım zaman sayfam oluşacak ve sayfa ile ilgili bana yine biraz önce gördüğünüz gibi ilgili sorumlu, görevli vesaire onları belirleyeceğimiz veya içerik ekleyeceğimiz alan açılacak. Şimdilik içerik bölümüne girmiyoruz. Sadece burada görünürlüğü, işte ben görebilirim, herkes internetteki herkes görebilir veya Twin Space üyeleri görülebilir kısmından birini seçiyorum. Tabii ki projemizdeki tüm Twin Space üyeleri görebileceği için görünürlüğünü ne yapıyorum? Twin Space Members olarak seçiyorum. Burada da yine sayfayı düzenleme hakkı var arkadaşlar. İşte yönetici, öğretmenler, işte öğrenci yöneticiler, öğrenciler veya ziyaretçiler. Tabii ki bunda sadece yönetici ve öğretmen olarak işaretlemeniz faydalıdır. Çünkü öğrencilere vesaire seçerseniz, özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda sıkıntı olacaktır. Ortaokul ve lisede güvendiğiniz öğrencilere pupil administrator yapabilirsiniz. Yani öğrenci yöneticisi yapabilirsiniz güvendiğiniz çocukları. O zaman bunu yaptığınız zaman onlar da içerik ekleyebilirler. Sayfaya her türlü içerik ekleyebilirler. Eğer bunları işaretlemiyorsanız zaten yönetici ve öğretmen işaretli olarak gelecek. Siz buradan gönüllüyü işaretledikten sonra değişiklikleri kaydet diyeceksiniz. Ve kurs örnek sayfanız artık oluşmuş olacak. Şimdi kaydetsin ve açılmasını bekleyelim. Evet, şu anda kayıt tamamlandı. Bakalım 10. Evet, gördüğünüz gibi 9 sayfa vardı. Biz biraz önce 10 kurs örnek sayfayı açtık ve sistem onu 10. sayfa olarak ne yaptı buraya? İşaretledi. Bunlar ana başlıklar. Evet dostlar, bu şekilde sayfalarınızı oluşturabilirsiniz. Peki sayfamı yaptığım bir sayfayı silmek için ne yapacağım? Örneğin biraz önce yaptığımız kurs örnek sayfasını silmek istiyorum. O zaman silmek istediğim sayfaya önce tıklıyorum ve o sayfanın açılmasını sağlıyorum. Tıkladım, açılmasını bekliyorum. Sayfa açıldı. Gördüğünüz gibi kurs örnek sayfadayım şu anda. Sayfaya herhangi bir şey yüklenmemiş. Burada sağ taraftaki daha fazla seçenek kısmında kurs örnek sayfaya gördük şu anda içine herhangi bir şey yüklenmemiş. Sayfa seçeneklerinin altındaki 3 sayfaya tıkladığımız zaman burada size 3 seçenek sunacak. Sayfayı düzenle, arşiv sayfası ve PDF olarak dışarı aktar. Siz sayfayı silmek istiyorsanız arşiv sayfasına tıklayacaksınız. Arşiv sayfası yani silinmiş sayfalar arasına girmesini istiyorsunuz, görünmemesini istiyorsunuz. Tıkladıktan sonra size arşivlemek istediğinize emin misiniz? Yani silmek istediğinize emin misiniz görüntüden? Evet diyoruz. Arşive tıklıyorum. Ve böylelikle işlem sayfayı bu 10. madde burada ne olacak arkadaşlar? Tamamen kalkacak. Arşiv sayfası arkadaşlar silinmiş sayfa demektir. Şu anda daha henüz işliyor bakınız yansıma olmadı. Bekliyoruz yansımasını. Silinme işlemi tamamlandıktan sonra bu 10. madde burada 10 kurs örnek sayfa olarak burada herhangi bir görüntü olmayacak. Bekleyelim düzelmesini. Evet, sayfamızı sildi ve bizi arşive gönderdi. Yani silinmiş sayfaların olduğu yere gönderdi. Dikkat ederseniz burada kurs örnek sayfa gözüküyor. Ve burada dikkat ederseniz arşiv sayfalar diyor. Yani arşiv sayfaları silinmiş sayfalar. Bunu tekrar almak isterseniz Restore Page kısmına tıklayabilirsiniz. Yani sayfayı tekrar düzenle kısmına tıklayarak yanlışlıkla silme durumu olursa buraya tıklayarak sayfanızı geri gönderebilirsiniz. Şu anda geri göndermek istemiyorum. Ben artık sayfamı sildim. O halde sayfalara geri dönmek istiyorum. Burası silinmiş sayfalar
alanı. Ben normal sayfalarıma geri dönmek için tıklıyorum şu anda. Yani sayfamın silindiğini göstermek için. Evet, normal sayfalarım açıldı. Dikkat edersek 10 numara yok. Bu şekilde.